akademisyen olduğum için çok bazı şeyleri açıkça söyleyemeyeceğim size. Evet. Ancak son 15-20 yıldır Orta Doğu'da olanlar için bir İslamcı lidere ihtiyaçları vardı. Ama şimdi coğrafya değişiyor. Bu coğrafyada Türkçü bir liderlere ihtiyaç olacak. Yani yeni efendim bu planda Orta Doğu'dan çıkıp büyük araştırdıkları bu projeye girdiklerinde karşıda Türk dünyası var. Kazakistan var, Kırgızistan var, evet. Özbekistan var, Azerbaycan var. Ancak burada da bir tuzak var. Şimdi İran'la ilgili ben yapılan plana bakıyorum. İran'ın yarısı Türk. %52'si hatta. Ve bunlar daha çok kuzeyde yaşıyorlar. Azerbaycan'a. Azerbaycan'da 8 milyon 600 bin Azeri yaşıyor. Azerbaycan Türkiye yaşıyor. Evet. Ama İran'daki yaşayan miktar 32 bin. 32 milyon. Yani 4 katı kadar bir nüfus yaşıyor. Şimdi bunlar bu coğrafyada her tarafı kırıp dökmek istedikleri için büyük bir Türk birliği çıkmasını da istemiyorlar. Ve İran senaryosundan hemen önce Azerbaycan'da bir darbe yapma niyetleri var. Çünkü Azerbaycan'daki yönetim milliyetçi. Ve daha da acısı İran'ın kuzeyindeki bu Azerbaycan Türklerini, yani Güney Azerbaycan dediğimizdeki bölgede yaşayan Türkleri de göç ettirmek derdindeler. Yani burada bir Türk oluşu olmaz ama hemen İran'ın en batısında bizim de doğumuzda olan yerde de bir Kürdistan eyaleti kurmak. Orada bir Kürdistan eyaleti kurdular. Yani ara köprüleri de yıkmak. Evet, yani zamanda. Büyük Kürdistan'ın bir parçasına olmak. Ama bunların hiçbir zaman zaten ne Irak'ın kuzeyinde de görüldüğü gibi Suriye'de görüldüğü gibi aslında bir Kürt evet. eyaleti kurma niyetleri olmadı. Bunların bütün dertleri küçük küçük devletler olsun, Amerika'ya bağımlı olsun, bizim dediklerimizi yapsınlar. Yani küçük bir devlet olduğu sürece bir soru yok. Ona da izin vermeyecekler hocam. Yani ona da izin vermeyecekler. Yani bir büyük Kürdistan falan değil. Zeytin dalı gibi bir şey. Evet, yani bu tamamen Kürtleri kullanmanın bir havucu. Evet. Yani onlara bir şey gösteriyorlar. Onları peşten koşturuyorlar yani. Şimdi gelinen bu aşamada Amerikalıların planı şu. Bir kere Amerikalıların asker kaybına tahammülü yok. Evet. O yüzden mümkün olduklar müvekkil devlet kullanmak. Şimdi Orta Doğu'da, Büyük Orta Doğu'ya başlarken eş başkan bizdik. Türkiye'ydi yani. Türkiye'ye eş başkan yapmışlardı. Şimdi İran senaryosunda Türkiye'ye yapılan en büyük baskı İran senaryosunda Amerika'nın dediklerini yapmaz. Yani şu anda Türk-Amerikan ilişkilerinin arasındaki temel parametre İran senaryosunda Türkiye'nin konumunun ne olacağı. Şimdi füze kalkanı biliyorsunuz parçalarını gelip bizim buraya kurdular. Küreci'ye evet. kurdular, işte Malatya'yı kurdular falan filan. Şimdi şunu söylemek lazım. İran'ın bölünmesinden ya da parçalanmasında Türkiye'nin hiçbir çıkarı yok. Tam aksine Suriye'de ve Irak'ta olacak. Ne olduysa İran'da da aynı olacak. Evet. İran'da da bir Kürt parçası çıkacak, bir Kürt devleti ortaya çıkacak. Orası da aynı Suriye ve Irak olduğu gibi terör örgütlerinin yuvası olacak. Oradan Türklere hiçbir şey çıkmayacak. Yani oradaki Azerbaycan Türkleri de efendim sürükleze edilecek. Efendim ve bizim en istikrarlı komşumuz olan İran'da olan efendim dostluğumuz da ne olacak? Yok olacak.